Evet, vizyona girdi bugün. Çok güzel adam hakikaten. Yılmaz Erdoğan'ın sesi de bambaşka ya. Aynen öyle. Şiir dinlemek tarih. Yılmaz Erdoğan önemli adam yani. Sesi mesela şey. Türkiye'nin en müthiş film senaryosu yazan 3 adamından biri olduğu açık ara. Ekşi Elmalar bile güzel yani film. Hala izlemedim Ekşi Elmalar'ı. Neşeli Günler'i hepsini izleyeceğim. Senaryoların hepsi güzel yani. Ho ho ho. Organize işler 2 geliyormuş ha. Geliyormuş, merakla güzel, bekliyorum. Maşallah. Benim espri anlayışımı birebir şey anlatan resmeden filmdir. 16'sında da şey geliyor. Juventus belgeseli. Ha geliyor evet. Bizim şeye. Şeye, Net'e. Oraya, ha, ona Net'e geliyor. Net'e geliyor. Çok net oldu anlatmış. Çok net oldu değil mi? Ben dün akşam... Net'o var bir de. Neyse. Ben dün akşam anlat kardeşim. Sevgili Cüneyt Karışeler davet etti. Gökçe kardeşimiz de sağ olsun davet yapanlardan biri, sahibi olarak mal sahibi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Gidemedik ama Gökçe etmedi ya, bizi davet. Yok, beni davet etti. Cüneyt davet etti beni de. Evet. Yani kurumsal kimlik şu. Kurumsal kimlik işte o Süreyya abi. Kimin? Kızı istemeye Metin abi mi çağırmışlardı? Birini çağırmışlardı. Kızı istemeye gitmişler. Metin abi yani Metin Hoca'yı çağırıyorlar. Metin Tekin'i çağırmışlardı. İyi ki böyle adamlar var, iyi ki böyle malzemeciler var. Onlar hayatımızın... Feyyaz Hoca'yı çağırıyorlar. Rengimizin malzemeleri onlar. O malzemelerle sadece Beşiktaş'ın topları değil, hayatımızın renkleri de taşınıyor. Tarih değil mi? Kurumsal hafıza dediğim gerçekleri bu iş. Gerçekleri tarih yazıyor işte. Tarihi de Süreyya abi yazıyor. Aynen öyle. Sensus Bıyıklı'yı biliyor musunuz? Ne o? Beşiktaş kötü günlerden geçiyor gene. Ve iyi olmayan bir dönem yaşadı ya bir süre, uzun süre. O dönemlerden bir tanesinde Antalya'da devre arası kampı. Böyle hani 6-7 oyuncunun değiştirildiği böyle dandik maçlar vardı ya. Onlardan bir tanesi. Daha tam profesyonelleşmenin falan. Hani böyle 3. lig takımlarıyla falan oynanan maçlar var ya. Bir tane öyle bir maçta. Seyirci meyirci de az. Bir tane de taraftar var. Beşiktaş yedek kulübesinin birkaç sıra arkasında oturuyor. Yani oraya denk gelen bir tribünün bir bölümünde oturuyor. Oyunda kim varsa Beşiktaşlı, kim varsa herkese küfür ediyor. Bütün futbolcular ama. Yani ayrıntı, istisnasız. Girene, çıkana filan. Bir süre sonra futbolcular rahatsız oluyor. Ya diyorlar yani. Yeter artık filan. Özellikle de bazı hani Beşiktaş'ın kötü gidişinden sorumlu tuttuğu birkaç tane oyuncuya özellikle de yoğunlaşınca, onlar da artık oyundan çıkıp sürekli küfür işitince tam böyle hareketleniyorlar. Adam artık tepki gösterecekler. Süreyya abi diyor ki ben konuşurum çocukla, siz üzülme. Ya diyor biraz ayıp oluyor, yeter artık birader diyor. Yani işte şurada 70 dakikadır küfür ediyorsun diyor. Adam buna bakıyor. Sen sus lan Bıyıklı diyor. Seni 20 senedir tanıyorum diyor. Hep yedek kulübesinde bir kere oyuna girmedin diyor. Tamam, oturalım. Bir kere oyuna girmedin diyor. Ondan sonra işte böyle taraftarlar da var. Bir gün bizim rahmetli bir abimiz vardı. O da böyle taraftar psikolojisi. Bir maç seyrediyoruz beraber ama yani seyretmek falan mümkün değil. Devamlı bağırıyor. Dakikada bir arada sürekli küfür ediyor. Fenerli. Fener'de uçamış oynuyor. Yani inanılmaz böyle gene Fenerbahçe, Mustafa Denizli'nin o 3 puan gerideyiz, birideyiz durumları var ya. Öyle bir dönemleri, Werner Lorant dönemleri. Abi böyle her oyuncuya, her dakika ve sürekli ayağa kalkarak filan. Rahmet oldu şimdi, Allah rahmet eylesin. Neyse, herkese giydiriyor. Takımda da bir tek ayakta kalan isim Uçe. Uçe gol atıyor, çizgiden top çıkartıyor filan. Ama rüştüyü gösteriyor işte. Kamera rüştüyü çekiyor. Bu da bir başlıyor. O anda bilmem ne. Oturuyor sonra. İşte diyelim işte Högü gösteriyor veya işte Mirkoviç'i gösteriyor. Ona da kalkıyor bir şey söylüyor filan. En son ayaktayken herkese saydı. Kamera Uçe'yi zoomladı. Şimdi Uçe'ye bir şey diyemeyecek ya. Yani Uçe iyi oynuyor. Dedi ki lan dedi senin dedi 20 senedir Türkiye'desin, bir Türkçe öğrenmedin. Ya illa bir şey söyleyecek ya. Taraftar psikolojisi öyle. Biz de artık maçı falan bıraktık yani. Attık kendimizi yere. Aklıma geldi, bir sürü şey geldi. Akşam babam aramış. Konuyu değiştiriyorum artık. Bak nereden değiştireceğim. Gönlüme bir ateş düştü. Yanar. Vay. Evet. Cem Karaca. Ümit gönlümün ekmeği umar. Elleri ak yumuk yumuk ojeli tırnakları. Nereye gizlesin şu avucun nasırları. Otomobili tamire geldi. Dün bizim tamirhaneye görür görmez vurularak başladım ben sevmeye. Ayağında uzun etek. Dalga bana bakma, oraya bak. Ustam seslendi uzaktan. Oğlum al takımları. Sonuna kadar devam etmeyeceksin herhalde. Edilmişi var. Klip giriyor. Bak devamı yarımı... Otur, aşık mıymışsın?
Aşk olmadan yaşanmaz. Ergut'un bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi ya da Beşiktaş kulübü koskoca Atiba'ya tamirci çırağı mı demek istiyorsunuz? Selçuk abimiz var bizim. Beraber yemek yiyoruz onunla da. Ha Selçuk abi. Benim tanışamadım Selçuk abi. Senin tanışamadığın çok. Bizi de bekliyor. Ben sürekli de mesaj atıyor beni ihmal etmeyin diye. Ben unutuyorum. Çok en büyük övgü biliyor musun? En çalışkanı. Elinden gelen her şeyi yapan adam. Bak bu sene Beşiktaş'ın bütün futbol problemleri Atiba'nın bir yaş yaşlanmasıdır. Şu Cihaz Stüdyo'da 5 Ekim 2016'dan beri bunlar anlatıldı. 5 Ekim 2016 ilk programdır anlatıldı. Dünyanın gelmiş geçmiş en güzel şarkılarından biridir. Kesinlikle öyledir. Böyle bazen sahilde gitar çalarken de asla gitarı mesela. Var mı mesela, sende gitar olayı? Var. Hakikaten mi? Tabii. Entrisport'a çalışıyor ya. Ege'den geliyor. Onur var. Tamam, Onur da var. Emre Gönlüşen de vardı. Vardı. Entrisport'a çalışıyor. Ya, biz, ben de çok isterim. Çok isterim. Hastasıyım. Bir enstrüman çalabileyim diye. Bordro'ya insan kaynakları soruyor. Elektroya normal gitar çalabiliyor musun diye. Ya biraz memleketten geliyor. Bizde mesela bizim Seferihisar'da yapacak bir şey de yoktu. Yani herkes gitar çalıyordu o yüzden sahile gitarlarla gidip. Neyse gitarı koymadan geceyi bitirmeden önce mutlaka bunu çalardık. Şey kısmına da bayılırım. Bir romanda okumuştum buna benzer bir şeyi. Cildi parlak kağıt kaplı pahalı bir romandı. Kitaptı. Ne olmuş nasıl olmuşsa aşık olmuştu genç kız. Yine böyle bir durumda tamirci çırağına. Efsane. Lütfen programdan sonra klip dinleyin. Klip denen bir kavram dünyamızda yokken Barış Manço ve Cem Karaca şarkıları o klibi senin kafanda yazdırır. Çünkü onlar hikayeli şarkı yaparlar. Tabii. Çünkü onlar şarkıda da giriş, gelişme, sonuç yaparlar. Arkası kuşlu aynamda taralım taş saçlarımı. Yani gelecekti bugün geli arabayı almaya o romandaki hayali. Belki gerçek yapmaya. Durdu zaman, durdu dünya, girdi içeri yani kapıdan. Kim bu serseri? Sordu kim bu serseri de var ya ölürsün. Onun şey kısmı var. Durdu zaman, durdu dünya, girdi içeri kapıdan. Öylece baka kaldım gözümü ayırmadan. Arabanın kapısını açtım, açtım girsin içeri. Kalktı hilal kaçları sordu işte, kim bu serseri. Orada ölürsün biliyor musun? Orada yat yere. Orada Orhan Gencebay'ın taşlı tarla minibüsü de vardır. Orada domates, biber, patlıcan da vardır. Orada Cem Karaca da vardır abi. Orası işte sosyolojik gerçek. Taşlı tarla minibüsü efsanedir. Gazi Osman Paşa'nın eski adı taşlı tarla, arabeskin doğduğu yerdir. Bitirelim o zaman. Çekti gitti arabayla egzozuna boğuldum. Ay. Gözümde tomurcuk yaşlar ağır ağır doğruldum. Ustam geldi sırtıma vurdu unut dedi romanları. İşçisin sen işçi kal giy dedi tulumları. Çok güzel ya. Hakikaten çok güzel anlatılıyor ya. Hakikaten muhteşem ya. Bir küçük bir minyatür araba yapsak, bir hanımefendi çağırsak, şurada yapsak klibi. Bence herkes aklında yaptı şu an ya. Yaptı. Serdar Mustafa olacak ben mi? Valla benden pek çırak olacak halim yok. Çırak mı canım bu belli. Çırak mı? Çırağın durumu yok. Ben bilmiyorum ne olacağımı. Sen çırak sensin. Tabii ki. Yani masada en az çırağa benzeyen sensin ama. Flüt bile üfleyemiyoruz ya. Vallahi helal olsun gitarı çalıyormuşsun. Yapalım bir gün. Kalkan. Yapalım. Bodrum'a gitarla geleyim mesela. Gel kardeşim. Efsane olur. Gel. Peki bak bu arada...